Şimdi Alayurt'tan geldi adam o deresi. Sonunda bir süre kaldıktan sonra benim aynı köyden, Damoderesi'nin yerleştiği köyden, Sarvan'dan asker arkadaşım da vardı. Hala 70'te Damut Seydeli'nin çayırı olarak 5000 koyun yazlar, kışlar dediği yerin hala durduğunu, daha sonra da Çerkezlerin yerleştiğini öğrendik. Arayurt'tan Çorum'a gelip de bir süre kaldıktan sonra köpekleri bir insan boğuyor, bir adamı boğuyor, öldürüyor. Toplaşıyorlar, ailecek, karar veriyorlar, bir gece de kalkıp geliyorlar. Benim asker arkadaşım da aynısını anlatıyor. Hem ondan duyduğumu, hem de Seydeli'nin gelinlerinden. Geneli, köyümüzün geneli bilir, Ace Bey'le Sadeli varıyı. Bunlar Seydeli'nin biri, en küçüğü Sadeli. Sadele Bey en küçük gelini, Ace Bey onun büyüğü. İki kardeş zaten askere gitmiş, orada kalmışlar. Çorum'dan geze geze geliyorlar. Mesela şu görüken, derenin içindeki kabahların olduğu yere, Karasu'ya yerleşiyorlar. Bir süre orada kaldıktan sonra, Çorum'dan gelen sevindikler, Karabey'e gel, bir de Seydeli dört kardeşiyle, çocuklarıyla geliyor. Bu aydınlar, dolduranlar, dolduran derken Mehmet dedeler, Cihanlar buraya yerleştikten sonra geliyor. Bir de mıstıklar söylerler, çağlayanlar buraya geldikten sonra Sivas'tan buraya geliyorlar. Burada şimdi köyün kuruluşu için denildiği zaman biz yanlış biliyoruz. Neden yanlış biliyoruz? Cihanoğlu Seydeli'nin yeğeni olarak geliyor. Bir kısmı hala Kelit'te. Asarcuk'tan Kelit'e geliyorlar. Kelit'ten öbür kardeşleri kalıyor. Cihanoğlu geliyor Damoderesi'ne. Aydınları, yani şıkırlar dediğimiz kesimi Karabeygil getiriyor. Daha sonra Alayurt'tan. Bu Karasu'nun o derede bir müddet kaldıktan sonra bu kışlanın buraya geliyorlar. Buraya yerleşiyorlar. Şu kışla dediğimiz mevkiye. Şurada mesela Hamdi'nin Aşırın Bağı'nın az ilerisinde Hamdi'nin, Goveli'nin evi varmış yani. Hamdi'nin derken, şuralarda bizim evler varmış, Cihanların evler varmış. Daha sonra şuralara çıkıyorlar. Daha sonra koy dağılıyor yukarı yukarı. Kurtları mesela şeyden getiriyorlar. Musa Koyu arazisinden getiriyorlar. Kurtları nasıl getiriyor? Bastığın büyük dedesi, kurtların Meryem adında bir kızları varmış. Oradan gidiyor, zavallıktan misafirliğe gidiyor. 13 yaşındaki kızı 40 yaşındaki Bektaş'a verince buradan Damoderesi'nden yer veriyor. O şekilde geliyor. Söylerler, Dana Mehmet danacı olarak geliyor köye. Burada Kara Mehmet kızını veriyor, yerleşiyor. Mıstıklar Keçeci'den geliyor. Buraya kalıyorlar. Özdoğanlar Samurçay'ından gelip yerleşiyor buraya. Filikler Sofular'dan gelip yerleşiyor buraya. Yani bir topluluk oluşuyor. Bizim köyümüz daha öncesi, sadece bizim köyümüz değil, Ulutepe, Damoderesi, Oğacuk 24 taneymiş. Sadece Kızıoğlu 24 taneymiş. Bu 3 yer daha önce muhtarlık olarak Kızıoğlu'na bağlı.
Daha sonra herkes kendi muhtarlığını ayırıyor. Ulutepe 400 hane oluyor. Damotere 150 hane oluyor. Rızoğlu hala 40 hane. Yani Kızıloğlu'nda geniş çaplı bir gelişme olmamış. Bunları böyle anlattıktan sonra buraya yerleşim daha sonra yukarı yukarı çıkıyor. Köyün yerleşimi gerçekleşiyor. Köyün yerleşiminde onu daha sonra köy kütük defterinden kim kimden ayrılmış, kim nasıl ayrılmış onları daha ileride anlatacağız. Sadece burada köyün yerleşim yerlerini göstermek için çekim yapıyoruz şu anda. Biz kendi bilgimin dışında duyduklarımı Seydeli'nin gelinlerinin anlattığı, daha büyüklerin, Mutu dedenin anlattığı, Karabey'e gelinen Sevindükler Seydeli'nin amcasının çocukları, amcaları, Cihanoğlu yeğeni, diğerleri de Alayurt'ta komşuları, sadece Kürtler, Filikler, bir de Mıstıklar daha sonradan gelme. Dedeler de zaten dede olarak gelip köye dedelik yapmak için yerleştirilmiş, yer verilmiş. Bu mesela şu karşıda Seydeli'nin arınağı varmış şu Golkan taşın üstünde. Şora barda avulu falan varmış. Mesela şu yukarısı Şıkırların avul. Karabeylerin bastıkların avulları. Yerleşim şekli bu şekilde dağınıkmış. Daha sonra köy yerleşmiş ve muhtarlık selayetine kavuşmuş. Muhtarlık selayetine kavuştuktan sonrasını anlatmak için burada ne şöyle köyün bir çekimini yapak, yerleşim çekimini yapak. Diğer tarafını evde kütük defterinden geniş çaplı olarak anlatak. Göstere göstere anlatak. Çünkü inandırıcı olsun. Çek. Mesela şu cevizin olduğu yer mevki olarak biz eskiden bu yana, çocukluğumuzdan bu yana da duyduğumuz cami olarak geçiyor. Burada daha önce köyümüz bir cami yapmış. Tenekeden bir cami yapmış. Sadece gelen devlet namaz kıldıklarından değil, gelen devlet memuru olunca ezan okuyorlarmış. O adamlarla, devlet memurlarıyla o camiye gidiyorlarmış. Fakat zordan, bu çevredeki Sünni köylülerin zoruyla, bu zorundan kurtulmak için yapılmış. Daha sonra o cami kaybolmuş. Hemen oranın üstü Söğütlerden görünmüyor. İmamın harmanı. İmam, Çollu İmam, Sadık Onbaşı'yla İsmail Bağlar'ın babalarının harmanı ve Damu Deresi'nin ilk cenaze hocası. Buradan yukarı, burada bulunduğumuz yerde Sevindüklerin ev yeri. Öbür tarafı Seydeli'nin birlik harmanı ve köyün ilk yerleşim yerlerinin daha sonraki ilk değil de daha sonra yukarı yukarı köyün çıktığı yerleri anlatıyoruz. Şu yukarısı Karabeylerin ev yerleri. Yan tarafı yine Seydeli'nin ev yerleri. Daha yukarı çıktıktan sonra Kürtler, Goalil, yani Goalil dediğim İbrahim Kağan'ın çocukları. Ella Çavuşlar, Velil, karşıda Mehmet dedeler, Aydınlar,
Türkmen oğulları bağlarlar, doldururlar, dolduranlar yine Türkmenler, Çağlayanlar, Özmutlular o şekilde yerleşim. Bundan sonrasını artık defterden anlatacağız. İnandırıcı olması için. Seydeli kralarından, sevindiklerden ve garibelerden ayrılmış. Buraya gelince dört kardeşinden ayrılmış. Dört kardeşi kim? İbrahim, Veli, Mustafa. Veli'nin çocukları Halil, Mahmut, Ahmet, İbrahim'in çocukları Kerbekteş'in Veli, bu Veli şeyin babası Halil Çavuşlar, Halil Çavuşlar deyince hepsini alıyor Halil Çavuşların. Bunlar İbrahim Kağan'ın çocukları, Guvali, Mustafa Kağan'ın çocuğu İreiz dedeler, Reis Yeşilsu, Mehmet Yeşilsoy. Veli'nin çocukları Ahmet, Bidaya Sayar, Mahmut, bir de Karaveli, Halil. Bunlar Veli'nin çocukları. Sevdeli'nin dedenin çocuklarına gelince Sevdeli'nin dedenin çocukları Hasan, Mutu, Hüseyin, Halil. Bunlar Karabağgil'den zaten sevdiklerinden Karabağgil'den şeyden ayrılmışlar Çorum'da. Buraya gelince kardeşlerinden ayrılmış, daha sonra Seyfeli çocuklarından ayrılmış. Mısırlı İmamoğulları Samur Çayı'ndan gelmiş. Yani Mısırlı dediğimiz Karahalil oğulları Keçeci'den gelmiş. Can almış oğulları Sofular'dan gelmiş. İlyas oğulları Karagaya'dan gelmiş. Kelemiş oğulları. Karahalil oğulları İlyas oğulları mesela olarak tanıdığımız şey söylerler. Yani Mehmet Emmi buraya bağcı olarak gelmiş, köy kurmak için değil. Burada Kara Mehmet'in yani Güççü Ali'nin kız kardeşini almış, Kara Satık'ın Güççü Ali'nin kız kardeşlerini almış. Onların babasının adı Kara Mehmet. Kara Mehmet'in kızını almış, Damu Deresi'ne o şekilde yerleşmiş. Develi
anlattım biraz önce. Gız meselesiyle gelmiş. Kürtler zorlukta oturuyorlarmış. Bastık Mehmet'in dedesi Bekteş'e, babasının adı da Bekteş, Bastık Mehmet'in dedesi Bekteş'e 40 yaşında Meryem adında bir kız vermişti. O da o kızla, 40 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızla evlenince köyden enişteleri geri vermiş ve oradan o enişteleri olduğu için getirmiş. Daha önceki başta da anlattım. Damı Deresi, Kelin, Oğacuk, Muhtarlık Kızıoğlu. Bu saydığım Damı Deresi, Kelin, Oğacuk üçü 24 taneymiş. Sadece Kızıoğlu 24 tane olduğu için, büyük koy olduğu için muhtarlık bunların Kızıoğlu'na bağlanmış. Daha sonra Kelin 400 sene olmuş. 400 sene olmadan işte muhtarlık şeyini kazanınca muhtarlığını kurmuş. Damı Deresi büyümüş, muhtarlığını kurmuş. Oğacık bir zaman Kelin'e bağlı kalmış. Tekrar Oğacık muhtarlığını kurmuş, ayrılmış. Damı Deresi'nde muhtarlık ilk başta Garibem Ahmet olmuş. Yani Seydeli'nin amcasının oğlu Garibem Ahmet Damı Deresi'nin muhtarlığını yapmış. Ondan sonra muhtarlık sırayla Kara Mehmet olmuş, Musa olmuş, Veysel Kaya olmuş. Yani sırayla dönüşüm yaparak gelmiş. Mahmut Kaya olmuş. Sırayla dönüşüm yapıyormuş. Öyle seçimle değil, sırayla. Damı Deresi'nin, orada da anlattım, ilk hocası İbrahim Kaya'nın oğlu Çorlu İmam. Yani İsmail Bağlar'la Sadık Bağlar'ın babaları adına Çorlu İmam diyorlarmış. Adam durumu zayıfmış. İmamlık yapıyormuş. Köyün imamlığını yapıyormuş. Şu ana kadar hep Seydeli köyün kurucusu olduğu için Seydeli'den bahsediyoruz. Seydeli'nin 3 oğlu askerde kalmış. En büyük oğlu Hasan Yemen'e gitmiş. Yemen'de kalmış. Onun küçüğü Mutu Amasya'dan gelirken Bağsuk'ta, yani Aksarur'la Belmedik'in arası tepede, Bağsuk oradan doğru Aksarur'dan geçiyormuş yok. Bağsuk da kendi kendine silah patlatmış, ölmüş. Ondan sonra Hüseyin'le Halil, yani Gönül Bacım'ın babasıyla Kekullü Hasan Canadir'in babası Hüseyin Erzurum'a askere gitmişler, gelmemişler. Onlar ölmüş. Şeker Hasan, Hasan Aydın olarak, Aydınlar olarak bildiğimiz Şeker Hasan aynı zamanda Erzurum'da askermiş. Özlüğünü onlara o söylemiş. Bizim bildiklerimiz ve Seydeli'nin iki gelinine diyarda duydukların, geçmişteki büyüklerinden aldığım bilgileri elimden geldiğim kadar geleceğe taşımak için uğraştım ve uğraşıyorum. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Onun için geleceğe bir nokta, en küçük bir yardımımız olursa bu defter iyi kötü yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de yardımcı olmaya çalıştık.
Bizi zahmet edip dinleyen, sitede gören herkese, Damudere halkına herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Damuderesinin en son yeni muhtarı Selim Doldurur. Herkese selam ve saygılar sunarım. Büyüklerim, ellerinden öperim, küçüklerim gözlerinden. Biz de bu defterleri sağlamaya gayret gösteriyor. Teşekkür ediyoruz Selim.